17 Ağustos 1999'daki açıklamalarından beri dikkatle takip ediliyor söyledikleri. Öngörüleri çoğu zaman nokta atışı oluyor. Şimdilerde ise İstanbul hakkındaki fikirleriyle gündemdeki yerini koruyor. Dikkat çeken tarzıyla da ilgi gören jeoloji profesörü Şener Üşümezsoy'dan bahsediyorum. Peki kimdir Şener Üşümezsoy? ...1950 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Üşümezsoy, Kırım'dan gelen Tatar bir ailenin çocuğuydu. Eğitim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci oldu. İlk ve ortaokulu Çapa'da bitirdiği biliniyor. 1964-69 yılları arasında ülkemizin önemli liselerinden biri olan Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Üniversite tercihini ise İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden yana kullandı. 1976 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde çalıştı. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde asistan oldu. Istranca Dağları'nda Profesör Önder Öztunalı ile doktora çalışması yaptı. Istranca Dağları'nın tektonik evrimini çalıştı. Doktorasını da başarılı bir şekilde tamamladı. Maden tetkik aramada mecburi hizmet sözleşmesi çerçevesinde Balya, Yenice, Edremit ve Kalkım'da Kaz Dağları ve çevresinin jeolojik özelliklerini, tektoniğini ve maden yataklarını çalıştı. Türkiye'nin plaka tektoniği evrimi konusunda yaptığı çalışmalarla doçent oldu. Yıl 1991 olduğundaysa artık profesör olmuştu. Kaz Dağları'nın bindirmeli tektoniği ve kuars eksenlerinin de deformasyonunun analiziyle profesörlük tezini verdi. Bir süre Almanya'da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akademik kariyerinin yanı sıra öğrencilik yıllarında da vücut geliştirme sporları ile ilgilendi. 1965'li yıllarda Pertevniyal'de okurken Sultanahmet'te Amerikan dershanesi vardı. Ufak da bir halter salonu vardı. Orada ufak ufak başlamıştı spor macerası. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Özellikle 17 Ağustos 1999'dan sonra halkı bilgilendirmek için mücadele verdi. 17 Ağustos'ta yaşanan acı olayın hemen ardından Marmara'da 100 yıldan beri beklediğimiz buydu. Bundan sonra bu tarz bir sarsıntı yok demişti. Çünkü faylar enerjisini boşaltmıştı. Zira bunun olacağını söyleyen bilim insanının da sonradan aksini söylediğini belirtiyordu. İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem beklediğini ve acil şekilde tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen deprem uzmanlarının aksine sarsıntıların yerini önceden tespit ederek ifade etmesiyle bilinen Üşümezsoy, son yıllarda da aynı düşüncesini savunuyor. Milat gazetesinden Özlem Doğan'a verdiği röportajda herkes adalar payı kırılacak derken ben Düzce'ye giden paya dikkat çekiyordum. Marmara Denizi'nin kuzeyinde bir risk olmadığını söylemeye devam ediyorum. Böyle bir risk olmadığı gibi bazılarının sürekli dile getirdiği yıkıcı bir risk de yok ifadelerini kullanmıştı. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür de Üşümezsoy'un bu açıklamalarına ateş püskürmüştü. Naci Görür, TV100'de katıldığı canlı yayında Marmara'daki fay hattının ölü bir fay olduğunu iddia edenler bilim adamı değildir. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayınlayan insandır bilim adamı. Hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir açıklamasını yapmıştı. Profesör Doktor Şener Üşümezsoy da Naci Görür'ün bu sert açıklamasına yanıt vermişti. Marmara'daki fay hattının ölü bir fay olduğunu iddia edenler bilim adamı değildir diyor. Bu çok ağır bir suçlama. Ben bu iddiamı bilimsel verilere dayanarak ortaya attım. Görür'ün de aynı verileri inceleyip bana karşı bir bilimsel makale yazmasını bekliyorum dedi. Çok sayıda yayımlanan makalesi bulunan Üşümezsoy pek çok kitapta kaleme aldı. Branşı dışında ekonomi, tarih ve strateji üzerine incelemelerde bulundu. Amacı her zaman halkı bilinçlendirmek oldu. Ulusal solda örgütlenme, Kürt kimliği, dünya sistemi ve emperyalizm, petrol şoku ve yeni Orta Doğu haritası, Türk jeostratejisi, yeni dünya petrol düzeni ve Körfez savaşları yazdığı kitaplardan bazıları.
Özel yaşamına değinecek olursak, 2000 yılında Hürriyet gazetesinde Jeolog Dedikoduları adlı başlıkla yayınlanan haberde Üşümez Soylu ilgili ilginç bir hikaye anlatılıyordu. Hikaye aynen şöyleydi. Almanya'da görev yaptı. Yakışıklı bir hoca olarak tanındı. O kadınlara, kadınlar da ona ilgi gösterdi. Doğu blokundan gelen sarışın kız öğrenciler döneminde sık sık öğrenci işlerinin önünde görülüyordu. Kız öğrencileri arasında hikayeleri dilden dile dolaştı. İstanbul Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesiyle evlendi. Bu evlilik kürek çekme ve reçel yetiştirme işkencesi yüzünden son buldu. Üşümez Soy yaz kış demeden adalardan yüzerek İstanbul'a dönerdi. Eşi de o yüzerken sandalla yanı sıra kürek çeker, bir yandan da Şener Bey'e kavanoz kavanoz reçel yedirirdi. Tabii ki dayanamamış. Tüm bunların yanı sıra Şener Üşümez Soy katıldığı bazı programlarla da dikkat çekmişti. 2012 yılında TV8'de yayınlanan çekimleri Kenya'da yapılan Tropik Türk adlı yarışma programında yer aldı. Bu yarışmada Billur Kalkavan, Hale Ceneroğlu, Ertem Şener, Burcu Çetinkaya, Tuğba Özay, Helin Avşar, Esra Ceyda Ersoy, Leyla Bilginer gibi isimler de yarışmacılardan bazılarıydı. Aynı şekilde Nisan 2013'te Show TV'de başlayan Ben Buradan Atlarım'da da yarıştı. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği programda Şener Üşümez Soy dışında Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginer, Neslihan Önder, Önder Bekensir, Semiha Yankı, Tuğba Özay, Timur Kunt gibi isimler de vardı. Üşümez Soy geçtiğimiz yıl Nisan ayında saçıyla, tarzıyla Taras Bulba'ya benzetildi. Üşümez Soy bu saçın hikayesini anlatırken, Kırım'ın kuzeyinde Zaporozhye bölgesinde Tatar Türkleri de yaşıyor. Meşhur Kazak Türkleri Taras Bulba, meşhur Taras Türklerinin kıyafetini giyiyorlardır. Hristiyan olduklarında ortak ataları Balbal Taş heykellerini unutmadılar. Buraya Varegler, İsveçliler de gelince Bozkırlardaki Kıpçaklar şimdi Kozak ve Mogaylar oluyorlar. Ama bu Kozak dediklerimiz Taras Bulba, kıyafetleriyle, kültürleriyle, her şeyiyle meşhur tabloya konu olmuşlardır. Daha önce Hristiyanlık öncesi Atamanlar, bizim Selçuklulardaki Atabeyler gibi bunların reisleri. Bu Atamanlar zamanla Hristiyanlaşınca Kiev'de o zamanlarda Kozak olarak adlandılar. Ama bunların ataları Kuman Kıpçaklarıdır dedi. Biz de Şener Üşümez Soy'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.